O da sisi sevdiği için çarpıcı yedi gerçek. Son bir senelik süreçte haftanın en az 3 gününde borsamızın en fazla hacim oluşturan ilk 5 hissesi arasında yer almayı başaran Oda Sisi Senedi ile ilgili kapsamlı bir içerik hazırladım. Elektrik üretim, madencilik ve doğalgaz satışı hususunda uzmanlaşmış olan Odaş Elektrik ile ilgili bilinmeyenleri aktarmaya çalışacağım. Kurulduğu ilk günden bu yana çok hızlı bir yükseliş eğilimi içerisinde bulunan Odaş Elektrik, ülkemizde en hızlı şekilde BIST 100 endeksine giren şirket olarak ön plana çıkmıştır. Özellikle kömür kaynaklarıyla ön plana çıkan bu önemli şirketin hisse senedi uzman yatırımcılar tarafından oldukça potansiyelli olarak görülmektedir. Detaylara geçmeden önce ODAS hisse senedi ile ilgili olarak burada yer vermiş olduğum yorum ve görüşlerimin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle ODAS neden düşüyor veya artıyor gibi sorular sormamanızı rica ederim. Detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir, ODAS hisse senedi son bir yılda inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirmiştir. ODAS hisse analiz çalışmalarına geçtiğimde bu önemli hisse senedinin son bir sene içerisinde inanılmaz bir artış gerçekleştirdiğini gördüm. Hisse senedi tam bir sene içerisinde %154'lük bir artış gerçekleştirerek kendisinden beklenilen potansiyeli gerçekleştirmişe benziyor. 100.000 TL parası olan birisi tam bir sene önce ODAS hisse senedi yatırımı gerçekleştirseydi ve hissesini bozmasaydı günümüzdeki parası tam tamına 175.480 TL olurdu. Bu önemli hisse senedinin pandemi başlangıcında 1.20 TL seviyelerine kadar düştüğünü de hatırlatmak istiyorum. Uzun vadeli yatırım düşünen herkesin son bir sene içerisinde kazançlı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İki, ODAS hisse senedi için sadece 2015 yılında temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kurumsal bir şirket olarak ön plana çıkan Odaş Elektrik, temettü hususunda zayıf bir şirkettir. Şirket tarihi boyunca sadece 2015 yılında yatırımcısına temettü ödemesi gerçekleştirmiştir. 2015 yılında hisse başı 0.11 kuruş ödeme gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında bedelsiz sermaye artırımı ile yatırımcısını güldüren ODAS hisse senedi 2019 ve 2020 yıllarında bedelli sermaye artırımına gitmiştir. ODAS hisse yorum ve forum incelemeleri yaptığımda yatırımcıların şirketten en büyük beklentisinin temettü olduğunu görmekteyim. Üç, hissenin 52 günlük ortalaması 3.42 TL'dir. Uzun vadeli yatırımcılar ODAŞ hisse analiz çalışmalarında 20 ve 52 günlük ortalamalara oldukça fazla dikkat etmektedirler. Hali hazırda 3.65 TL seviyelerinden işlem gören hissenin 20 günlük ortalaması 3.53 TL iken 52 günlük ortalaması 3.42 TL'dir. Bu ortalamalar özellikle düştükçe alım gerçekleştiren kısa ve orta vadeli yatırım yapan kişilerin son günlerde kazançlı çıktıklarını göstermektedir. 4. Şirketin yabancı yatırımcı oranı oldukça düşüktür. ODAS hisse senedi ile ilgili söylenebilecek en kötü şeylerden bir tanesi de yabancı yatırımcı oranıdır. Şirket hisselerine ne yazık ki yabancı yatırımcılar çok fazla ilgi göstermemektedirler. Bu durum ister istemez hissenin potansiyelini tam anlamıyla yansıtmasının önüne geçmektedir. Beş, şirketin FK oranı eksilerdedir. ODAŞ hisse analiz çalışmaları gerçekleştiren birisi mutlaka şirketin son açıkladığı bilançoya bakması gerekmektedir.
Bu önemli enerji şirketinin son açıklanan bilançosunda 510 milyon TL'lik bir zarar açıklamasından dolayı hisse senedinin FK oranı eksilerdedir. Bundan dolayı da FK oran hesaplaması yapılmamaktadır. Odaş Enerji ise hedef fiyat belirlerken bu orana çok fazla dikkat etmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şirketin gelecek dönemlerde kâr elde edebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız. Altı, hisse senedinin halka açık oranı %73'tür. ODAŞ hisse senedi ile ilgili söylenebilecek en güzel şeylerden bir tanesi de şirket hisselerinin %73'lük bir kısmının halka arz olmasıdır. Bu oranın yüksek olması demek hisse senedinde derinliğin fazla olmasına ve olası manipülatif hareketlerin yaşanmasına engel olduğu rahatlıkla söylenebilir. Yani bu hisse senedine yüklü bir parası olan kişi girse dahi ciddi manipülasyonlar yapamayacaktır. Yedi, hisse senedi son 5 yıllık süreçte yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştır. ODAŞ ise Twitter ve forum yorumlarına göz attığımda hisseye uzun vadede parasını bağlamış olan yatırımcıların hayal kırıklığı içerisinde oldukları görülmektedir. Tam 5 yıl önce 1,70 TL seviyelerinde işlem gören hisse senedine yatırım yapan kişilerin pandemi döneminde 1,20 TL seviyelerinden yatırım gerçekleştiren kişilerden daha az kazançlı olması bunda en belirleyici etmen olmuştur. Yani son 9 ay içerisinde bu hisseye yatırım gerçekleştiren kişiler 5 yıldır sermayesini bu hisseye bağlayan kişilerden daha fazla kazançlı çıkmıştır. Böylelikle ODAŞ hisse senedi ile ilgili bilinmeyenleri aktarmaya çalıştım. Sizlerin de ODAŞ hisse analiz çalışmaları ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum.